Merhabalar değerli türkü dostlarım. Bu ders bir egzersiz çalışması gerçekleştireceğiz. Bağlama yeni başlamış ya da kısa bir süredir bağlama çalan arkadaşların belki de en sık karşılaştığı sorun dördüncü parmak ya da üçüncü parmağını açma sorunu. Yani örneğin işte mi'den sole uzanırken ya da fa'dan la'ya uzanırken bu gibi notalarda biraz zorluk yaşayabiliyoruz. Bunu aşmak için arkadaşlar çok temel seviyede ama gerçekten faydalı olabileceğini düşündüğüm birkaç tane egzersizi şimdi sizlere sunacağım. Bağlamamın akortu si. Haydi başlayalım. Bu egzersizde yapacağımız şey birinci parmağımızı şu şekilde arkadaşlar klavyeyi tuttuktan sonra do notasına bu şekilde basmak ve dördüncü parmağımızı arkadaşlar la notasına getirmek. Yani do ve la notalarını çalacağız. Tabi bunu yaparken biraz zorlanabiliriz. Herkes parmağını do'da ve la'da bu şekilde tutamayabilir arkadaşlar. Tabi bunu yapmanın belli başlı yolları var. Öncelikle parmak pozisyonlarımızı doğru bir şekilde ayarlayabilmek için belli başlı adımları izlememiz lazım. Şimdi yapacağımız şey şu arkadaşlar bunu elde etmek için. Öncelikle elimizi şöyle klavyeye yumruk gibi sarıyoruz. Bir yapıyoruz ve şöyle kolumuzu biraz büktükten sonra klavyeye şu şekilde parmağımızı getirip do notasına basıyoruz arkadaşlar. Sonra elimizi şöyle parmaklarımızı kaldırıp la notasına basıyoruz. Ve daha sonra arkadaşlar tezeneler üst alt üst alt olacak biçimde do la do la do la do la do la. Bunu sürekli tekrarlarla çalışıyoruz arkadaşlar. Sanki böyle günlük bir rutinmiş gibi hiç ara vermeden çalışmanız gerekiyor. Şimdi geçiyoruz diğer bir egzersizimize. Bu da diğer egzersizde olduğu gibi arkadaşlar 3 ve 4. parmakları güçlendirmeye yönelik. Şimdi bu egzersizi şu şekilde yapacağız. Birinci parmağımızla arkadaşlar sol notasına basıyoruz ve tezenemizi bir defa üstten sole vuruyoruz. Daha sonra 3. parmağımızla arkadaşlar la notasına şu şekilde çarpma yapıyoruz. Bu çarpmayı yaptıktan sonra dördüncü parmağımızla arkadaşlar si bemol notasına şiddeti artacak bir şekilde baskı uyguluyoruz. Yani çarpma gibi ancak bu öyle bir çarpma ki bir defa çarpmayı yapıyoruz daha sonra bunun baskısı artıyor. Yani gitgide artan bir baskı ile birlikte o baskıyı yaptıktan sonra şu şekilde çekme yapıyoruz. Yani tekrar anlatıyorum. Sole tezeneyi vurduk. La'ya çarpma yaptık. Daha sonra dördüncü parmağımızla si bemole çarpma yapıyoruz. Basıyoruz, basıyoruz. Hızı, daha doğrusu şiddeti arttırıyoruz. Daha sonra çekme yapıyoruz. Evet, egzersiz bu. Si bemole bir baskı uyguluyorum. Bunu da arkadaşlar sürekli tekrarlarla yine ara vermeden, bırakmadan en az günde 100-150 tekrar yaparsanız çok fazla bir şekilde verim alacağınızı düşünüyorum. Yine bir başka egzersizle arkadaşlar 3. ve 4. parmaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu egzersizde arkadaşlar üst alt üst alt olacak biçimde ilerliyor. Birinci parmağımızla mi'ye vuruyoruz. Üçüncü parmağımızla sol alıyoruz ve dördüncü parmağımızla yine sol alıyoruz arkadaşlar. Mi, sol, sol. Ancak parmaklarımız değişiyor şu şekilde. Mi, sol, 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 mi, sol. Üst, alt, üst, alt. Egzersizde arkadaşlar günde yine en az 100 tekrar şeklinde çalışırsanız verim alacaksınızdır. Diğer bir egzersizimize geçelim. Bu egzersizimizde tezene yok arkadaşlar. Tamamen parmakları kullanarak çarpma yaparak oluşturduğumuz bir egzersiz. Şu şekilde birinci parmağımızı mi'ye basıyoruz ve dördüncü parmağımız arkadaşlar sole şu şekilde çarpma yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyen bir egzersiz. Tabi bunun biraz hızını arttırdığınız zaman verim alırsınız.
bu yani sol çarpma sesini duyabilmeniz lazım arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar sole çarpma yaparak ilerleyecek bir egzersiz. Dediğim gibi tezeni kullanmıyoruz. Yani bunu biraz sayısını arttırarak işte günde 150 tekrar, 200 tekrar yaparsanız bu dördüncü parmağı gerçekten geliştirmede size çok fayda sağlayacaktır. Bu egzersizde aynı şekilde 3 ve 4. parmaklarımızı geliştirmek için önceki birkaç egzersiz videosunda buna değinmiştim. Ama bu video tamamen 3. ve 4. parmaklara yönelik olduğu için tekrar bir üstünden geçeceğim arkadaşlar. Bu egzersizde de La karar notasına birinci parmakla her zaman olduğu gibi arkadaşlar basıyoruz ve 3. ve 4. parmaklarımızı kullanarak sırasıyla Fa, Sol, Si, Do, Do, Re, Si, Do yapıyoruz. Tezenelerin tamamı arkadaşlar üst, alt, üst, alt. Olay şu. Fa, Sol, Si, Do, Do, Re, Si, Do. Fa, Sol, Si, Do, Do, Re, Si, Do. Bu şekilde ilerleyen bir egzersiz arkadaşlar. Fa, Sol, Si, Do, Do, Re, Si, Do. Tezenelerin tamamı arkadaşlar üst, alt, üst, alt. Burada Fa diyezi kullanıyoruz. Sol diyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada Si kullanıyoruz. Do diyoruz. Daha sonra burada Do diyezi kullanıyoruz. Re diyoruz. Tekrar Si ve Do yapıyoruz. La karar basılı. Fa, Sol, Si, Do, Do, Re, Si, Do. Fa, Sol, Si, Do, Do, Re, Si, Do. Evet, bu egzersiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey La kararı sanki bir çiviymiş gibi arkadaşlar buraya çok sağlam bir şekilde basmak. Bu egzersizde parmak böyle biraz aşağı doğru kayabilir. Onu önlememiz lazım. Parmağı kaydırmadan La karar basılı şekilde egzersize çalışmamız lazım. Videonun yorumlar kısmına yeni başlayan arkadaşlar biraz sitem etmişler. Bir aydır, iki aydır, üç aydır bağlama çalıyoruz. Bize dair az video atıyorsun. İşte egzersiz videosudur, solfej videosudur, bilgi videosudur. Sizlerin istekleri doğrultusunda ben elimden geldiği kadar arkadaşlar bunların sayılarını arttırmak için çalışacağım. Videonun yorumları kısmına taleplerinizi yazarsanız eğer ben de o doğrultuda videolar çekerim. O şekilde dersleri paylaşırım. Yine her zaman dediğim gibi takıldığınız noktalarda da Instagram hesabımdan bana ulaşarak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince tüm mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Kanala abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Türkülerle kalın.